başımın tadı, ayran onun ilacı. Köfte başımın tadı, ayran onun ilacı. Tez olur gelin bacı, inle de canım çiköfte. Tez olur gelin bacı, inle de canım çiköfte. Evet sevgili izleyenler, şimdi Malatya'da çiğ köfte denilince akla bana göre tek isim geliyor. Sevgili Abdullah ve Mehmet Usta geliyor. İşte Emüt Fuarı'na geldik ki öyle bir izdiham var. Çünkü sevgili Abdullah Malatya'nın o ünlü çiğ köftesini İstanbul'a Emüt Fuarı'na getirmiş misafirlerine. Emüt Fuarı misafirlerine ikram ediyor. Evet Abdullah, kolay gelsin. Abi teşekkür ederim, hoş geldiniz. Şimdi senin çiğ köftenin tadı bir başka tabii malum. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok da büyük bir izdiham var. Yaklaşık bu dördüncü günü Emüt Fuarı'nın. Son günümüz, evet. Çiğ köfte nasıl karşılandı fuar? İnanılmaz bir, ben bu kadar beklemiyordum. Öyle söyleyeyim. 4 gündür buradayız. Yaklaşık 5000 kişiye çiğ köftemizi tattırdık. İkram ettiniz. Evet, tabii ikram ettiriyoruz. Ücretsiz ikram ediyoruz. Ücretsiz ikram ediyoruz. Tamamen bu lezzeti tatmaları için yaptığımız bir etkinlik. Evet. Sizden başka var mı Malatya'dan? Bizden başka yok. Olmasını da isterdim tabii. Buyurun. Evet. Olmasını da çok isterim. Malatya'da yani bu tarz fuarlarda, bu tarz etkinliklerde Malatyalı hemşerilerimizi, esnaflarımızı görmek isterim açıkçası. Yani burası bir er meydanı Cumali Bey. Yani öyle lezzetine güvenen, tadına güvenen, yaptığı işe güvenen herkesin burada olması lazım bence. Evet. Biraz sanki bir eksiklik var gibi Malatya esnafının katılımıyla alakalı. Ben dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. Buyurun, teşekkür ediyorum. Evet. Ben de şunu da söylemek istiyorum. 4 gündür buradayız. Malatya televizyonlarından ilk defa biriyle röportaj yapıyoruz. İlk defa biri geldi. Allah razı olsun. Sizin daha önceki etkinliklerinizi de takip ediyorum. Türkiye MTV, özellikle Cumali abi, siz özellikle bu işin pirisiniz abi. Estağfurullah. Yani Malatya'nın tanıtımı için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bunu görüyoruz. Estağfurullah. Olması gereken de bu diyorum. Güzelin çok yanındayız, doğrunun yanındayız. Abi Allah razı olsun. Esnafın böyle hakikaten ehil olanının yanındayız. Siz de onların en başından geliyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, çiğ köfte yemek isterseniz Malatya'ya gideceksiniz. Sevgili Mehmet Ustam ve Abdullah Ustam'ı bulacaksınız. İşte bu nefis çiğ köfteyi hemen şöyle, ben de sanki aşina gibi geldi bana. Bu nefis çiğ köfte efendim tadacaksınız diyorum. Şimdi burada bizim mahalle sanatçımız sevgili Lütfü var. Sevgili Abdullah, Lütfü bir güzel şenlendirsin burayı. Evet Lütfü, çiğ köfteyle ilgili senden neler duymak istiyoruz? Vallahi, hadi bakalım. Valla çok güzel. Açlıktan mı artık desem, tokluktan mı desek, maşallah nazar evet. Değmez diye. Çok lezzetli ve İstanbullular da beğendi bunu. Öyle mi? Gerçekten. Çiğ köfteyle ilgili neler söylesin? Şöyle çok sesli, çok sesli. Hadi bakalım. Valla çiğ köfteyle desem ne diyebilirim ki? Çiğ köfte daha kaçtı falan var ya. Açtı onu ben bilmiyorum. Öyle hala. Mi? Vallahi bilmiyorum. Peki. Abi.
insanlar diyor ki Lütfi'nin şu gür sesini duymak istiyoruz diyor. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Loy loy dilay, lay 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 dilay, lay Malatya için yaşıyor. Eyvallah. Her şey Malatya için, Türkiye için. Eyvallah. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Sevgili Abdullah. Son mesaj almak istiyorum şöyle. Abi şöyle söylemek istiyorum. İstanbul'lu hemşehrilerimize, özellikle Malatyalı hemşehrilerimize burada izlediğiniz Abdullah'ın kendimi yoktuyuz. Özellikle bize bu imkanı sağlayan Malatya Valiliğimize, Kültür, Turizm, İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Ben Çin Köfteci Mehmet Usta. Beyler, sıra almışlar, parada değil. Tabii bunu da bir hatırlatmada bulunacağım. Biz sadece Çin Köfteci Mehmet Usta olarak burada değiliz. Aynı zamanda, seyahat ajantası temsilen, ajantalarını temsilen, aslında da turizm olarak da buradayız. Malat faaliyet göstermekteyiz biliyorsunuz. Kuyumcuya gitmiyoruz efendim. Açıyoruz, ağzımıza atıyoruz. O gerektiği yerde bozulur. Afiyet olsun, şif olsun. Şimdi Ali Baba hoş geldiniz. Evet, merhaba. Buyur abi, kuyumcuya götürme. Yastık altına koyma, sandığa saklama. Evet. Dediler ki Lütfi çok güzel bir Malatya türküsüne çok kısa bir örnek sunacaklar dediler. Hadi bakalım. Şafak söktüğüne sunam uyanmaz. Hasret çeken gönlüm derde dayanmaz. Şafak söktüğüne sunam uyanmaz. Hasret çeken gönlüm derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Sevgili müdürüm, burada güzel bir sanat takviye olmuş. Evet. Çiğ köfteci Mehmet Usta. Evet. 4 gündür çiğ köfte ikram ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben de köfteci Mehmet Usta'ya teşekkür ediyorum. Biz kendimizi çözülmeden toplantıdan kendisi bize burada getirdi. Görüşe vereyim ben. Hepsi hem onlar adına, hem Çiğdöfteci Mehmet Usta adına, hem Malatyalılar adına, hem sizin Türkiye TV adına arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün 4 gündür bu ziyafeti çekiyorlar. Gönül ister ki bu sektörde para yiyen, para kazanan insanlar hep birlikte olsun, gönül birliği olsun. İnşallah daha bir seferler. Seneye diyelim ama dur bakalım. İnşallah evet. Onlar da gelir. Peki, ben çok... Mehmet Usta'yla Abdullah Usta'ma teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Jest'e karşılık jest yaptı Kültür Turizm İl Müdürümüz sevgili Mehmet ve Abdullah Usta'ya bu güzel jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Turpilliği sağ taraftan alıyor.